Herkese merhabalar. Meden kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere önemli bir konu olan her sene en az bir tane sorusu çıkan basit eşitsizlikleri anlatacağım arkadaşlar. Kampımızın önemli bir dönüm noktası çünkü bundan sonra arkadaşlar birçok yerde bu eşitsizlikleri kullanacağız. Trigonometride kullanacağız, yeri gelecek türevde kullanacağız. Yani birçok yerde bu konuyla ilişkimiz olacak diyebilirim arkadaşlar size. O yüzden dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Öncelikle özelliklerini anlatacağım. Biraz soru çözeceğim arkadaşlar. Ancak esas daha yeni nesil soruları, sınav tarzı soruları haftalık tekrarda çözeceğim. Yani haftalık tekrarımızı büyük oranda basit eşitsizliğe ayıracağız diyebilirim sizler için. Hadi gelin şimdi basit eşitsizlik çözmeye başlayalım arkadaşlar. İlk olarak eşitsizlik dediğimiz şeyin arkadaşlar normalde bizim eşitliği biliyoruz yani denklem biliyoruz eşittir işareti biliyoruz ama burada arkadaşlar bir şeyin bir şeyden büyük olması küçük olması gibi durumlar var ama işlem yaparken sanki bir denklem varmış gibi işlem yapıyoruz arada eşittir işareti varmış gibi işlem yapıyoruz yani x'i yalnız bırakma olayı bunda da geçerli aynı şekilde ama burada kritik olan şey şudur arkadaşlar ee, biz o aradaki işaret büyüktür veya küçüktür işaretine dikkat ediyoruz yani o işaretin yönünü değiştirmiyoruz işlem yaparken bu önemli değiştirileceği durumlar olacak. Onları sizlere anlatacağım ayrıca. Şimdi gelin arkadaşlar ilk başta bakalım. Diyor ki burada x bakın x 3'ten küçükmüş. Bakın arkadaşlar burada genelde hani biliyorsunuzdur veya duymuyorsunuzdur. Şu şu işaret var ya, bakın şu işaret. Şu işaret. Bunun ağzı açık olan tarafı büyük olan tarafa da gelir. O zaman 3 xten büyükmüş. Eğer akşa 3 xten büyükse o zaman x 3'ten küçük tüm sayılar olabilir. 3'ten küçük tüm sayılar nereye kadar? Eksi sonsuza kadar. Eksi 1, eksi 2, eksi 100, eksi 500, 1000, eksi 1 milyon buraya doğru gider arkadaşlar. O yüzden x'in aralığı nedir diye bir sorduk. edeceğiz diyeceğiz ki x bakın burada yazmışız şurada gördüğünüz üzere kırmızıyla göstereyim şöyle. Burada yazmışız x 3 ile eksi sonsuz arasında arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bakın eksi sonsuz veya artı sonsuza giderken burada parantez böyle yuvarlak parantez olur arkadaşlar. Bir de burada bakın arkadaşlar burada şöyle bakın tek işaret dahil değil. Şimdi dahil ne olacak? Bakın şurada bir işaret göreceksiniz. Bakın burada altta çizgi var. Yani bu ne demek? x 3'ten büyük bu sefer ama 3 de olabilir. Yani 3'e de eşit olabilir demek. Eğer dahiliyet görürseniz bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle kenarlı bir parantez var burada gördüğünüz üzere. Ama eğer dahil değilse böyle yuvarlak bir parantez var. O zaman 3 ile x sonsuz arasında. Geldik buraya x 3'ten büyük demiş arkadaşlar. Büyük eşit demiş. Şimdi x 3'ten büyük eşitse arkadaşlar o zaman 3 de dahil olabilir. Peki 3'ten büyük nereye kadar? Sonsuza kadar. Artı sonsuza kadar tüm sayılar olabilir. O zaman 3 ile artı sonsuz arasında. Artı sonsuz ve eksi sonsuz hep yuvarlaklıdır arkadaşlar. Böyle yuvarlak parantezdir. Ama bakın 3 dahil olduğu için köşeli parantez oluyor. Hemen altta bir sayı doğrusu var. Onlara da bakalım arkadaşlar burada. Bakın gördüğünüz üzere İlkinde ne diyor? 3'ten eksi sonsa kadar ama 3 dahil değil. Çünkü altında düz bir çizgi yok. O yüzden arkadaşlar 3'ün olduğu yer bakın burada gördüğünüz üzere bakın boşluklu bir yuvarlak. Boşluklu bir yuvarlak alınmış. Geri kalan her yer taranmış. Bakın gördüğünüz üzere taranmış. Yani 3'ten eksi sonsa kadar ama 3 dahil değil olan kısım geçerli demiş oluyor. Hemen yan tarafına bakalım. Burada da 3 dahil. Bakın 3 koyu bir şekilde taranmış. Onun büyük olan her şey de dahil demiş oluyoruz arkadaşlar bunda da. Şimdi gelelim diğerine. Diğerine diyor ki eksi 1 ile 3 arasında bakın eksi 1 dahil değil. 3 dahil gördüğünüz üzere bakın dahil olduğu için bakın dahiliyet var. Yani 3 de olabilir x 3 de olabilir demek arkadaşlar. Bu durumda geliyoruz x 3 de olabilirse 3'ün olduğu yer köşeli parantez. Eksi 1'in olduğu yer yuvarlak parantez. E sen bunu sayı doğrusuna gösterirken ne yapacaksın? Bakın 3'ün olduğu yer koyu gördüğünüz üzere taranmış. Ama eksi 1'in olduğu yer boşluklu yuvarlak gördüğünüz üzere. O yüzden bu arasında tarıyoruz. Yani eksi 1 ile 3 arasında ama gördüğünüz üzere burası bir kısmı bunun ne arkadaşlar? Boşluklu e, oluyor. Bir kısmı bu eksi 1 kısmı boşluklu oluyor. Şimdi arkadaşlar burada tabii ki de şunu bilmeniz gerekiyor. x bir tam sayı olmayabilir. Ne demek mesela? Eksi 1 ile 3 arasında senin aklına şey geliyor. Hocam bunların arasında iki var. 1 var, 0 var zaten diyorsun. Bir de 3 var, 3 de dahil olduğu için. Ee, ama peki şöyle bir şey de aklına gelmiyor. 1,8 de olabilir. 1,6 de olabilir. 1,62 1,718 de olabilir. Yani o yüzden arada milyonlarca aslında milyarlarca aslında sonsuz tane sayı da var bu arada. Bunu da söylemiş olayım size. O yüzden burada hemen x sadece bir tam sayıdır. Sana demediği sürece soruda sen bir tam sayıdır muamelesi yapmaman gerekiyor. Yani i̇lla da e, x'in tam sayı değerleri kaç tane diye sorsa o zaman okey. Dersin ki 3 2 1 ve 0'dır dersin. ama x'in tam sayı değerlerini sormadığı zaman reel sayılar değerleri zaman arada milli e, şey sonsuz tane sayı var diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelin biraz eşitsizlik o soruları çözelim e, ve bunun da bir denklem gibi olduğunu görelim arkadaşlar. Mesela diyor ki 2x 3 küçüktür 9 demiş ilk soruda. Şimdi x'i yalnız bırakmak mantık önemli. Ama bakın işarete dikkat etmeniz gerekiyor burada. Mesela eşitlikte ha şöyle yazmışsınız. 2x eşittir 8 yazmışsınız. Ha da 8 eşittir 2x. Yani bunda fark eden bir şey yoktu. Ancak arkadaşlar bunda fark eden bir şey var. Burada da tabii şunu bilmeniz gerekiyor. Bakın diyor ki 2x eksi 3 küçüktür 9 ya. Bunu şöyle de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada 9 büyük olan. 9 büyüktür. 2x eksi 3 şeklinde yazabilirsin. Bunlar aynı şeyler zaten birbirine. Bakın burada da 9 büyük olan tarafta. Burada da 9 olan büyük, büyük olan tarafta. Yani böyle yazınca şaşırmayın arkadaşlar. Veya şunu da göstereyim. Mesela örnek veriyorum. X diyor sana. 1 ile 3 arasında böyle yazılmış. Bunu sen şöyle de yazabilirsin. X şöyle 1 ile şöyle 3 arasında. Yani ama işine hangisi gelirse aynı şey zaten bu ikisi. Yani yönlerini eğer yönlerini değiştiriyorsa işaretlerin yönü de değiştiriyorsun. Gördüğün üzere aynı şey. 3 ile 1 arasında 3 ile 1 arasında. İster böyle yaz ister böyle yaz. Aynı şeye ulaşmış oluyorsun. Ama tabii ki de dikkat etmen gerekiyor. 3 ile 1'in yerini böyle kafana göre değiştiremezsin. O yüzden orada işaretin de yerini yönlerini değiştirmen gerekiyor diye. Şöyle ufak bir en azından e, giriş yapmış olalım. Birazdan böyle sorular var. Şimdi gelin arkadaşlar burada x'i yalnız bırakacağız. Ne yapıyoruz? Hemen yani 3'ü karşıya atıyorum. O zaman ne oldu? 2x bak işareti koruyorum. Bakın aynen yazıyorum. E, ne oldu? 9 eksi e, 3 karşı artı 3 diye geçecek. Denklem çözer gibi. Ne oldu? 12 oldu. Her tarafı bölü 2'ye bölü 2 ye. x ne oldu? x 6'dan küçük oldu. X neymiş? 6 ile eksi sonsuz arasındaymış. Bakın 6 ile eksi sonsuz arasındaymış. Şöyle pardon. Eksi sonsuz kötü yaptım. Eksi sonsuz arasındaymış. Eksi sonsuz yuvarlaklı. E 6 da dahil değil. O da yuvarlaklı gördüğünüz üzere. Peki diyor ki burada x artı 3 bölü 4 küçük eşit 5. Şimdi sevgili bu tarz sorularda e, bence payda eşitlemeye çalışmayın. Yani normal denklemde yaptığınız veya çapraz çarpım zaten yapamazsın. Aman diyeyim yani. Mesela çapraz çarpımı ne yapıyordun? Bölü 1 yapıp çaprazı yapıştırıyordun. İşte mesela şöyle diyor. 20, eşittir x artı 3 diye böyle yazıyordun. Hayır arkadaşlar aman diyeyim çapraz çarpım yok. Bunda çünkü çapraz çarpım yaptığın zaman ilk, hani bir sonucu ne tarafa yazacaksın ötekini ne tarafa yazacaksın fark etmiyor. Çünkü eşitlik var ya ama bunda arkadaşlar şöyle bir mantık yani kesin garanti bir mantık geliştirmek adına şöyle bir mantık gelişebilirsiniz. Dedim ki ben burayı gelip 4 ile çarpayım. Burayı da gelip 4 ile çarpayım. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? Amacım ne? Aslında şu paydayı götürmek. 4, 4'ü götürdü. Burada ne kaldı? x artı 3 kaldı. E 5'e 4'ü çarptım. Burada ne kaldı? 20 kaldı gördüğünüz üzere. Hemen bu 3'ü karşıya attığım zaman ne oldu? x şöyle küçük eşit ne oldu? 17 oldu. O zaman x 17'den eksi sonsuza kadarmış. Yani eksi sonsuzla 17 arasındaymış. E tabii ki de bu sefer 17 dahil eksi sonsuz zaten yuvarlaklı olacak. Önemli arkadaşlar. Burada mesela bir tane daha soru var. Burada da akşam mantık aynı. x'i yalnız bırakmanız gerekiyor. Şimdi buradaki x'i karşıya atalım. Ne oldu? 3x ve bir de eksi x geldi. O zaman burası 2x oldu. E şuradaki eksi 5'i de karşı tarafa atalım. Bakın x'ler bir tarafta geri kalanlar bir tarafta. Artı 5 diye geldi. Burası ne oldu? 16 oldu gördüğünüz üzere. E 2'ye böl, 2'ye böl. Burası ne oldu arkadaşlar 2'ye böldüğümüz zaman? x küçüktür 8 oldu. O zaman x 8'den küçük bir sayıymış. Peki hocam bunu böyle çözmeseydik de şöyle çözseydik ne olur diye bana sorabilirsiniz. Bakın şöyle. Ben hocam tam tersini yapmak istedim. Ne yapmak istedim? 3x'i bu tarafa attım. Burada da 11'i bu tarafa attım. Şimdi ne olacak? 11 artı 11 de eksi 11 diye karşı geçecek. Bir de eksi 5 var. O zaman burası ne oldu? Eksi 16 oldu gördüğünüz üzere. Şimdi burası ne oldu arkadaşlar? Burada x var bir de eksi 3x geldi. Aslında ne oldu? 16 küçüktür eksi 2x oldu. Bakın böyle bir şey çıktı. E böl 2'ye Eksi 8 küçüktür eksi x oldu. Şimdi senin amacın ne? X'i yalnız bırakmak doğru değil mi? E şu an x'i yalnız değil. X'in önünde eksi var fark ediyorsan. O zaman arkadaşlar bu denklemin her iki tarafına da eksi 1 ile çarpacaksın. Her iki tarafında eksi 1 ile çarpacaksın. Ya da şöyle bir mantıkla aynı şeye geliyor. Bunu bu tarafa atsan, bunu bu tarafa alsan aynı şeye gelir. O taraf oraya x diye geçer, o, taraf, o tarafa 8 diye geçer. Bakın onu oraya onu oraya atarsam ne olur? Hemen görelim. Burası x küçüktür 8 olur gördüğünüz üzere. Bu da olabilir ama şunu da bilmeniz gerekiyor. Şöyle silelim burayı tekrar. Her iki tarafı da eksi 1 ile eksi 1 ile çarpalım. Burayı da eksi 1 ile burayı da eksi 1 çarparsak. E ne oldu burada? X'i elde ettim. Burada ne oldu? 8'i elde ettim. Ancak önemli bir kısım var. Eğer bir eşitsizliği eksi bir sayıyla negatif bir sayıyla çarpıyorsan işaretin yönü değişir. Yani bakın burası böyleydi ya şöyle olur. Zaten ha böyle yazmışım. Ha da şöyle yazmışım. Aynı şey zaten burada. X küçük 8 ile X küçük 8. Aynı şey. Bu ikisi aynı şey arkadaşlar. Aynı şey x de x küçük 8 oluyor. E peki hocam neden eksiyle çarpınca bunun işareti değişiyor? Gel bakalım. Mesela 5 3'ten büyük değil mi? E gel bunu eksiyle çarp. Eksi 1 ile çarp. Eksi 5 eksi 3. Arkadaşlar bu sefer eksi 3 daha büyük bir sayı. Hatırlıyorsanız negatif sayılarda sayı değeri büyüdükçe sayı küçülüyordu fark ediyorsanız. O yüzden böyle oluyor. Yani şu şekilde olmuş oluyor gördüğünüz üzere bunda da. Yani ne oldu? Bir şey eksiye çarptığın zaman işaretin yönünü değiştirmen gerekiyor. Mantı da buradan geliyor. Önemlidir arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor buna da. Gelin hemen bir başka sorumuza bakalım. Başka sorumuza bakalım. Bakın arkadaşlar burada e, normalde az önce çözdüğümüz sorularda her iki tarafta bakın tek taraflıydı bir tane vardı. Burada hem sağında hem solunda iki tane var. Şimdi böyle olduğu zaman ne yapacaksınız? Onu en azından görelim arkadaşlar böyle bir şey olduğu zaman. Böyle olduğu zaman arkadaşlar şu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Hem şurayı ayrı bir eşitsizlik gibi düşüneceksiniz. Burayı da ayrı bir eşitsizlik gibi çözeceksiniz. İkisini ayrı ayrı çözeceksiniz arkadaşlar. Böyle her üç tarafta da x olduğu zaman. Şimdi bakın hemen yapalım. Şurayı hemen yazayım. X eksi 3 küçük eşit 2x artı 5. Hemen başlayalım arkadaşlar. X'i bu tarafa attım. 5'i de bu tarafa attım. Ne oldu? Eksi 5 diye geçti. Eksi 8. Bunu da bu tarafa attım. 2x eksi x diye geçti. O zaman orada ne kaldı? Bakın eşitlik koruyorum. X 8'den büyükmüş. Bu cepte. Şimdi geldim ikinci kısmı. İkinci kısımda da ne var? 2x artı 5. Şöyle x artı 16. Ne yapıyorum hemen? X'i bu tarafa atıyorum. 5'i bu tarafa atıyorum. Ne oldu? Burası eksi x, x diye geçti. O zaman 2x eksi x'ten x kaldı burada. Şuraya geldim. Burada da 5'i karşıya attım. Eksi 5 diye geçti. 16 eksi 5'ten de 11 kaldı. Ha, o zaman neymiş? Bak şimdi ikisini birleştiriyorum. X eksi 8'den büyük. 11'den de küçük bir sayıymış. Yani o zaman X ile ne arasındaymış? Eksi 8'e dahiliyet var. 11'de dahiliyet yok. Böyle bir çözüm kümesi varmış. X'in gördüğümüz üzere. Yani böyle 3 tarafında da X olursa bunları bu şekilde çözüyorsun. Burası önemli diyeyim sana. Şimdi bu. Gelelim üç tarafında da x yoksa yani şöyle bir şeyse. Sadece ortasında x varsa mesela ne olursun? 2x eksi 3 şurası işte eksi 1 şurası da 5 olsun. Büzgün, bunu, bunu ya, çözelim arkadaşlar. Bunu, bunu çözdüğümüz zaman mesela bunu çözmek için ne yapacağız? Diyoruz ki burada şimdi bunu ayrı ayrı şöyle şöyle yapmana gerek yok bunda. Böyle böyle çözmene gerek yok. Çünkü her üç tarafında da x olduğu zaman ayrı ayrı çözmen gerekir. Birinci kısmı ve ikinci kısmı. Bunu da şöyle yapman gerekir. Bak Eksi 3'ü, ikisi yalnız bırakmak ya amaç. Eksi 3'ü hem sağ hem sola atıyorum gördüğünüz üzere. Her iki tarafa da atman gerekiyor. Bir tarafa atamazsın. Her ikisine de atman gerekiyor. Eksi 3 karşıya atıldığı zaman ne olur? Artı 3 olur. O zaman burada ne vardı? Eksi 1. Bir. E bir de artı 3 geldi. Ne oldu burası? 2 oldu. Ve geldik. Eksi 3'ü bu tarafa attık. 5 vardı. E bir de artı 3 geldi. Burası ne oldu? 8 oldu. E burada ne yapacaksın? X'i yalnız bırakacaksın. Her yeri 2'ye böl o zaman. Her yeri 2'ye bölersen burası ne olur? 1. Burası x. Burası da 4 olur. Gördüğünüz üzere 1 ile 4 arasındaymış. Ortada x olduğu zaman o sayıyı karşıya atıyorsan her iki tarafa da atman gerekir. Yani sadece x 3'ü bu tarafa yollayarak kurtaramazsın. Hem o tarafa hem o tarafa atman gerekir. Bu önemli. Ama her üç tarafın bakın her tarafında x varsa böyle gördüğünüz gibi onları ayrı 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 çözmen gerekir. Çünkü burada mantıksız olan şey şu. Hadi 5'i buraya attın buradaki x'i ne yapacaksın? Geri içeri mi atacaksın? İçeri atıyorsan buna niye atmıyorsun gibi durumlar var. Ayrı ayrı çözmemiz gerekiyor. Böyle bir durumda önemli arkadaşlar. Yine önemli bir kısım. Şimdi gelmiş burada böyle bir tane soru sormuş. Diyor ki x eksi 1 ile 4 arasındaymış. Eyvallah. Diyor ki 2x artı 4 a'ymış. Buna göre a hangi aralıklarda? Şimdi burada bakıyorum 2x artı 4 a'ymış. O zaman ben a'yı bulmak için öncelikle 2x artı 4'ün hangi iki aralıkta bul olduğunu bulmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada hemen şunu yazalım. x eksi 1 ile 4 arasında. Şimdi benim ama neye ihtiyacım var? 2x artı 4'e ihtiyacım var. Okey o zaman ne yapalım? Buradaki her yeri 2 ile çarpalım. Her yeri 2 ile çarp. Ne oldu her yeri 2 ile çarparsan? Eksi 2 Burası 2x. Burası ne oldu? E, 8. Şimdi ne yapacağım? Benim ama 2x artı 4'e ihtiyacım var. 2x'i buldum zaten. Şimdi artı 4. O zaman her yere 4 ekliyorum bu sefer. 4 ekle. 4 ekle. 4 ekle. Her tarafa. O zaman ne oldu burası? Eksi 2 artı 4'ten 2 oldu. Orta taraf 2x artı 4 oldu. Burası da 12 oldu. Şu an amacıma ulaştı mı? Ulaştım. Çünkü neden? Arada 2x artı 4 var. 2x artı 4 ne demek? A demek. O zaman A 2 ile 12 arasındadır. O zaman A'nın aralığını 2 ile 12 arasında buldum. Hemen şöyle yazalım. 2 ile 12 arasında her ikisi de dahil değil şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere. Yani içerideki ifadeyi bakın şu içerideki ifadeyi buna benzetiyorum. Bakın buna benzetiyorum. 2x artı de benzetiyorum. Ne yaptım? Önce 2 ile çarptım her tarafı. Sonra 4 ekledim. Arada 2x artı 4'ü bulduğum zaman zaten A'yı bulmuş oluyorum. O yüzden tüm dertlerim ve sorunlarım çözülüyor bu durumda. Şimdi sevgili arkadaşlar önemli bir kısım önemli bir kısım bir sonraki haftalık tekrarda bununla ilgili sorular da çözeceğim. Yeni nesil soruları da çözeceğim. Önemli bir konu çünkü arkadaşlar bu da. Yine kesin bir tane sorunun çıktı bir konu. Mesela burada gelmiş demiş ki x ve y tam sayı demiş. Okey o zaman sorun yok. Yani 2,8 gibi bir şey olamaz. 2, 3, 5, 7 gibi bir şey olacak. Veya eksi 2, eksi 3 gibi. Diyor ki buna göre çöz şeyi e şöyle yaptım hatta. Bunu çözüm kümesi demeyeyim de. En büyük değeri diyeyim. En büyük değeri kaçtır? En büyük değeri kaçtır demiş. Şuna. Buna da aynısını yapalım. Şunu da siliyorum. Bunu da en büyük değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bakın burada x ve y tam sayı. Ama bakın burada x ve y'yi reel sayı olarak vermiş. Hmm. O zaman dikkatli yapalım. Mesela burada. Benim amacım 2x artı 3y'yi en büyük yapmak. Doğru değil mi? Mantıken hemen şöyle düşünelim. Derim ki ben buraya. Şöyle geleyim. Hatta şunları şey yapayım. Şu eşitlik olmasın burada. Hmm. Şimdi arkadaşlar bakalım. Diyor ki sen diyorsun ki 2x artı 3'ün en büyük olması için x'e en büyük değeri y'ye de en büyük değeri veririm diyorsun. Mantıklı mı? Çok mantıklı. Şimdi x'e verebileceğin en büyük değer ne olur? Tam sayı olarak 3 verebilirsin. Doğru değil mi? Y'ye verebileceğin en büyük değer ne olur? 5 olur bu durumda. O zaman ne oldu? 2 kere 3, 6. 3 kere 5, 15. En büyük değeri 21 oldu buranın alabileceği. Ancak yandaki soruya geldiği zaman böyle bir hareket yapamazsın. Yandaki soruda da şuraları silelim. Şu dahiliyetleri silelim. Evet. Yandaki soruya geldiğin zaman böyle yapamazsın. Neden? Çünkü burada reel sayılar diyor. Şimdi sen burada x 3 olamaz. Yani 3 olur da daha büyük 3 3,99999 da olabilir. Yani o yüzden sen buraya girip kafadan 3 veremezsin. Çünkü neden? Bu reel sayılar. E o zaman ne yapacağım hocam? O zaman şöyle yapacaksın. Bak buraya dikkatli izle. Şimdi senin 2x'e ihtiyacın var ya. Gel şurada ortaya 2x yap bakalım. Nasıl yapacaksın? Eksi 3 x 4. Sen ne yapacaksın? Her tarafı 2 ile çarpacaksın 2x bulmak için. Eksi 6 2x 8. Bunu buldu mu? Bu birincisi. Bu bir kenarda kalsın. Geldim alt tarafa. Alt tarafta bakıyorum. Benim neye ihtiyacım var? Artı 3 y'ye ihtiyacım var. Doğru değil mi? Artı 3 y için ne yapacağım? Burada y'yi biliyorum. Y ne? Eksi 1. Y'miz. Eksi 1. Ee, şöyle y eksi 1 dahilmiş. Y. Bir de 6 var. O zaman ne oldu burada? Bunu da gelip 3 y ile 3 ile çarpıyorum. Çarpalım. Eksi 3. 3 y ve 18. Bunu da buldum mu? Peki bana ne diyor? Bunları topla diyor. Bakın arkadaşlar şöyle yapmamız gerekiyor. Bunları alt alta denk getirip eksi 6, 2x ve 8. Alt alta denk getirip topluyoruz. Bakın eksi 3, 3y ve ve ne var arkadaşlar burada? Şurası dahiliyet var mıymış? Bakalım şurada. Burada yok mu zaten? Tamam. Burası da ne? 18. Bakın bunları alt alta getirdim. Alt alta getirip böyle topluyorum. Yani amacım ne? 2x artı 3y. 2x ayrı buldum. 3y'yi ayrı buldum. Sonra alt alta getirin Bakın işaretlerin yönleri aynı olması gerekiyor. Burası önemli. Bakın buraya ayrıca dikkat edin. Yönleri aynı olması gerekiyor. Buradaki işaretlerin. Şimdi topluyorum. 18'e 8 topladım. Ne oldu? 26 oldu gördüğünüz üzere. Bakın işaretin bakın bu da dahiliyet yok. Bunlara dahiliyet yok. O zaman bunların dahiliyet yok. Ya bunları topladığım zaman ne buldum? 2x artı 3y buldum. Zaten amacım bunu bulmaktı. Okey. Devam ediyorum. Şuraya geldim. Bakın burası biri dahil, diğeri dahildir. Biri dahil, diğeri dahil değilse dahil değil olur arkadaşlar. İkisi de dahilse dahil olur. İkisi dahil değilse dahil değil olur. Bakın burada birisi dahil değil, diğeri dahil. Yani biri eşitlik var, diğerinde yok arkadaşlar gördüğünüz üzere. O zaman eşitlik olmaz. Yani şöyle yazarız yönünü. Eksi 6 ile de eksi 3 toplamda ne oldu? Eksi 9 oldu. O zaman 2x artı 3 alabileceği en büyük tam sayı değeri diyelim. En büyük tam sayı değeri. Bunda da en büyük tam sayı değeri diyelim. Bunda ne oldu? 21. Ama bu soruda ne oldu? Bak ne oldu? 26'dan küçük. Ne var? 25. O zaman ne olabilir? Gördüğünüz üzere burada 25 olabilir arkadaşlar. Burada 2x artı 3y'nin alabileceği en büyük değer için bunu söyleyebiliriz sizlere. Evet. Gelelim hemen başka bir tane daha soruya bakalım. Bakın arkadaşlar burada eksi 5 ile 4 arasında demiş. Eksi 2x'in çözüm kümesini bul. E bulalım arkadaşlar. E ne yapacağım ben? Eksi 2x elde etmek istiyorum değil mi? Hatta eksi 2x artı 3 diyeyim ya. Bunu elde edeyim. Şimdi her tarafı öncelikle eksi 2 ile çarpıyorum. Çarptım burası ne oldu? Eksi 5'ti. 10 oldu. Burası ne oldu? Eksi 2x oldu. Burası ne oldu? Eksi 2 oldu. Eksi 8 oldu. Ama ne dedim ben size? Eksi bir sayıyla çarparsanız işaretlerin yönleri değişir. Bakın yönü değişti. Yönü değişti gördüğünüz üzere burada. Peki bir de ne ekle diyor bana? 3 ekle diyor. 3 ekle dediği zaman 3 ekle dediği zaman ne yapacağım ben bunu? Bunu gelip buraya da 3 ekleyeceğim. 13 Burası eksi 2 x artı 3. Zaten amacım buna ulaşmaktı. Burada 3 eklersem eksi 5. Bakın bu ikisi arasındaymış. Gördüğünüz üzere eksi 2 x artı 3 ifadesi. Gelelim buna. Burada diyor ki reel sayılar diyor gördüğünüz üzere. 2 2 e, y eksi 3 x nedir? Okey öncelikle 2 y'yi bulalım. Y'nin olduğu yerleri 2 ile çarpacağız önceki. Çarpalım. Ne oldu burası? 6 2 y. Burası da ne oldu? 10 e, 16. Evet. Şimdi gelelim. Bir de bana eksi 3x var. O zaman ben x'i de gelip eksi 3'e çarpıyorum. Bakın çarpalım. Şuraya yazıyorum bak. Eksi 30. Bakın eksi 3'e zaman işaretin yönü değişiyordu hatırlıyorsanız. Bakın işaretin yönünü değiştiriyorum. Bakın böyleydi. Tam tersine çevirdim. Gördünüz mü? İşareti eksi bir şeyle çarptığım için. O zaman ne oldu? Eksi 3x. O zaman ne oldu burası da? Eksi 3x. Bunu da gelip eksi 3'e çarptığı zaman şöyle. Bunu da yönü değişecek. Bu işaretin de yönü değişecek. Şöyle. Eksi pardon şurada eksi 3 çarptım orası artı 30 pardon eksi 21 Ha <laughs> şimdi oldu eksi 21 şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar şimdi şu an eksi 3'ün hangi aralıkta buldun eksi 3'ün hangi aralıkta olduğunu buldun iki yerin de hangi aralıkta olduğunu buldun şimdi gelip bunları sen şöyle yaparsan hata yaparsın bak şimdi izle 30 bak yazıyorum eksi 3 x eksi 21 bak dikkatini çeken bir şey var mı? bunları alta da toplarsan hata yapmış olsun nasıl bir hata yapıyorsun bak yönleri aynı değil gördün mü bunları Bununla bunun yönü aynı değil. Gördüğün üzere. O yüzden bu şekilde yazamazsın. E bu şekilde yazamazsan nasıl yazacaksın? Hemen şöyle silelim bunu. Silelim. Şimdi bak. Bunu şöyle şöyle çevirebilirsin bak. Eksi 3x. Bak şöyle yaptın ya. Artı 30. Şöyle. Burası da eksi 21. Böyle yazabilirsin. Sonuçta aynı şey. Yani yine eksi 30 daha büyük. Eksi 21 daha küçük. Eksi 3, 3x'ten. O zaman gelip bunun yanına yazıyorsun. Eksi 21. Eksi 3x. 30. E ne yapacağız şimdi? Bunları alt alta toplayalım. Ha bak şimdi bak denk geliyor gördün mü? İkisinin de yönü aynı. İkisinin de yönü aynı. Yani senin bu farklı şekilde yazma olaylarını iyi kavraman gerekiyor. Topla bunları. Bakın biri dahil, biri dahil değil. O zaman dahil değildir 46. Arada ne var? 2y 3x'i buldum. Bakın amacım bunu bulmak zaten. Bununla bunu topla. Bak ikisi de dahil değilse dahil değildir zaten. Topladığımız zaman ne oldu burası da? Eksi 15 oldu. Bu aralığı bulmuş olduk arkadaşlar. Bu soruda da diyebiliriz. Şimdi gelelim hemen başka bir tane daha sorumuza. Şöyle. Bakın burada A ile B'nin aralığını vermiş. Diyor ki 1 bölü A artı 1 bölü B'nin çözüm kümesi nedir diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi ben burada size amacım özellikleri tek tek vermek. Sonra arkadaşlar soru çözümlerini de bir sonraki dersimizde yapacağım. Basit eşitsizlikle ilgili. Şimdi gelin hemen buradaki soruya bakalım. Şimdi diyor ki A 3 ile 5 arasında B de 4 ile 6 arasında 1 bölü A artı 1 bölü 5. Şimdi sevgili arkadaşlar burası önemli. Mesela 2 büyüktür 3 dedim. Bu pardon ya. Görün bakalım. Vallahi matematiği değiştiriyorduk burada. 3 büyüktür 2. Peki 1 bölü 2 ve 1 bölü 3 için ne dersin? Arkadaşlar 1 bölü 2 daha büyük bir sayıdır. Neden? Çünkü 1 bölü 2 yarım demek. 1 bölü 3 bir tane tamın 3'te 1'i demek. O yüzden ben şunu anlıyorum. he bak bir şeyi eksiyle çarptığın zaman işaretin yönü değişiyor ya. Bir şeyi böyle takla attırdığın zaman da işaretin yönü değişecek. Yani ne demek istiyorum? Ben burada 1 bölü a'yı arıyorum ya. O zaman ben buraya gelip 1 bölü a yazarsam. Tabi her tarafı takla attırıyorum. Burası 1 bölü 3 oluyor. Burası 1 bölü 5 oluyor. Ama işaretlerin yönleri de bakın şöyle değişiyor. Mantıklı mı? Çok mantıklı. Burada 5 3'ten büyüktü ama 1 bölü 3 1 bölü 5'ten daha büyük oluyor. He, o zaman şimdi ben 1 bölü B'yi bulacağım. O zaman bakın takla atıyorum. 1 bölü 4. 1 bölü B. 1 bölü 6. O zaman da bak ne oldu? Bak yine işaretlerin yönlerini değiştirdim. O zaman gel bunları topluyorum şimdi. Başlıyorum. 1 bölü 3 artı 1 bölü 4. Burası. Şunu 4 ile şunu 3 ile genişlettim. Ne oldu? 4 bölü 12, 3 bölü 12, 7 bölü 12 oldu burası. Arada ne var? 1 bölü A artı 1 bölü B var. Buna geldim. 1 bölü 5 ile 1 bölü 6'yı toplayacağım burada da. Şunu 6 ile şunu 5 ile genişlettim. 6, 5, 11. Şöyle 11 bölü 30 oldu. O zaman 1 bölü A artı 1 bölü B 11 bölü 30 ile 7 bölü 12 arasında bir sayıymış arkadaşlar. Bunu bu şekilde buldum. Yani bir şeyi takla attırıyorsan, çeviriyorsan kendisinde kendisinin de işaretlerinin yerlerini değiştirmen gerekiyor. Zaten çok mantıklı. Aynı eksi de gösterdiğim gibi gayet mantıklı bir yanı var arkadaşlar bunun da. Şimdi şurası önemli bakın şunu özellikle şöyle bir yuvarlığa alıyorum. Şimdi arkadaşlar bir sayının karesi kendisinden küçükse bu sayı sıfırla bir arasındadır arkadaşlar. Tekrar ediyorum bir sayının karesi kendisinden küçük sıfırla bir arasındadır. Neden? Mesela eksi 3. Üç. Eksi 3'ün karesi ne der? 9. 9 eksi 3'ten daha büyük değil mi? Yani bir şey bak karesi kendisinden daha büyük. Zaten mesela bu 3 olsun mesela. 3 olmaz. 2 olsun. 2'nin karesi 4. Kendisi 2. Yani o zaman arkadaşlar negatif bir sayı da olsa pozitif bir sayı da olsa karesi her zaman kendinden büyük oluyor. Ama 0 ile 1 arasındaki bir sayının karesi kendisinden küçük oluyor. Ne gibi? Bakın 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi de 1 bölü 4. Bakın karesini almama rağmen sayı küçüldü. 1 bölü 4 daha küçük bir sayı. O zaman 1 bölü 2 daha. Yani sen eğer şu ifadeyi görürsen bir şeyin karesi kendisinden daha küçük ise bu sayıyı sıfırla bir arasında deyip yapıştırıp geçeceksin. hızlı bir şekilde bunu yapacaksın. Oldukça önemli arkadaşlar. Kritik buraya dikkat edin. Bazı hiç beklemediğiniz sorularda karşınıza çıkabiliyor. Yani bir şeyin karesi kendisinden küçükse sayı sadece sıfırla bir arasında olabilir. E hocam peki sıfırla eksi bir arasında olamaz mı ya bu sayı? Bu a eksi bir arasında Gel deneyelim. Sıfırla eksi bir bir bana. Eksi bir bölü iki olsun. Eksi bir bölü 2'nin karesini alsan ne olur? 1 bölü 4 olur. Ya zaten 1 bölü 4 artı bir sayı gördüğünüz üzere. Yani negatif sayının karesini alsan sayı pozitif olacağı için kendisinden daha büyük oluyor kesinlikle. O yüzden sadece 0 ile 1 arasında olan sayınınların karesi kendisinden küçük olabilir diyelim arkadaşlar. Hemen buradan devam edelim. Şimdi burada arkadaşlar özellikle bunları yazdım. Burada mantığımız şu. Bir şeyin karesinin aralığını bulmak. Mesela x 4 ile 3 arasında x kare ne ile ne arasında diye bize sorarlarsa. Arkadaşlar gördüğünüz iki tarafta bakın artı artı iki tarafta. Hatta şöyle göstereyim. Şu kırmızıyla göstereyim daha net olsun. Bakın burası da pozitif burası da pozitif. O zaman sorun yok arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki karesini al 16 karesini al 9. Burada bir sorun yok. Bakın arkadaşlar burada bakın bir taraf artı diğer taraf eksi. Hmm, böyle olduğu zaman dikkat etmeniz gerekiyor. Neye dikkat edeceksiniz arkadaşlar? Şimdi Burada bu sayı eksi 4 ile 2 arasında ya sen bunun karesini aldığın zaman negatif de olsa pozitif de olsa her zaman pozitif olmayacak mı kareler? Bir şeyin karesi pozitif de her zaman. O zaman sen hiçbir zaman bunun sonucunu negatif bir şey getiremezsin. Aman diyeyim şöyle yapma. Hocam eksi 16 ile x kare ne arasında sallıyorum? 4 arasında. Hayır arkadaşlar tamamen yanlış. Niye? Eksi 16 hiçbir zaman olamaz ki. Karesini alıyorsun. O yüzden arkadaşlar bakın eğer artı ile eksi arasında yani bunların aralarında sıfır varsa. Bakın aralarında sıfır var gördüğünüz üzere. Bu ne olabilir? X'in alabileceği en küçük değer sıfır olabilir. Çünkü sıfırdan sonra eksiye doğru gittikçe karesini aldıkça artı geliyor sonuçta. Sıfırla bakın bunun karesi mi daha büyük? Bunun karesi mi daha büyük? Kimi karesi daha büyük? Eksi 4'ün karesi 16. 2'nin karesi 4. O zaman diyeceksin ki 16 arasında. Bakın burası önemli. Burada dahiliyet olduğu için ben de geldim burada bunu dahiliyetli yaptım. Sıfır zaten her türlü dahil olacak. Sıfır her türlü dahil olacak. Bir taraf artı bir taraf eksi olduğu zaman sıfırın kare, arada sıfır var. Çünkü sıfırın karesi sıfır gelebilir. Ama bakın burası eğer eşitlik olmasaydı burada o zaman burada da eşitlik olmayacaktı. Bu durumda buna dikkat edin. Aman diyelim arkadaşlar buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bakın buraya baktım. Bunda da. Bakın burası artı burası eksi. Okey. Şimdi başlıyorum bir kere bir taraf artı bir taraf eksi olduğu zaman şöyle yapayım. X kareyi yazıyorum. Arada kesin bu en küçük sıfır olabilir. Daha da küçük bir şey olamaz. Eksi olamayacağına göre. E en büyük de bakın. Eksi 1'in karesi 1. 7'nin karesi 49. O zaman ne olur? 49. Dahiliyet var mı? Dahiliyet var. O zaman 49'lu arasında. Bu şekilde verebiliyorum gördüğün üzere. Peki. E hocam. E burası da negatif. E burası da negatif olursa ne olur diye bana soruyorsunuz. Burası da negatif. Burası da negatif olsun. Oldu. O zaman şöyle yapıyorsun. Al karesini kardeşim. Bunun 100 oldu değil mi? Buranın da karesini al. 36 oldu. O zaman bunda sorun yok. İki tarafta eksi olursa 100 olsa. E mantıken 100'den küçük. 100'den küçük. X kare. 36'dan da büyük olmak durumunda. Yani gördüğün üzere. Şunu tekrar yazalım. Sen normal iki tarafında karesini alıyorsun. Bir taraf 100 oluyor zaten. Diğer taraf 36 oluyor. Bakın dahiliyet yok, dahiliyet yok. Bunlarda da yok gördüğünüz üzere. X kare bunların arasında. Bunda sorun yok zaten. İkisi de eksi olduğu zaman karelerini al mantıklı şekilde düşün. Yani yüz daha büyük olan taraf olması gerekiyor. İşaretlerin yönü değişti gördüğünüz üzere. Bunlarda şöyle dahiliyet olmadığında gösterelim. İkisi de eksi olduğu zaman durum budur arkadaşlar. Yani biri artı, biri eksi olduğu zaman, bir uç artı, bir üç eksi olduğu zaman direkt sıfırdan amacı. Sıfır eşit. Sonra ikisinden karesi büyük olan hangisi ise diğer taraf o yazılıyor. Tabii ki de o kimden geliyorsa o en büyük olan taraf onun dahiliyet var mı yok mu olduğu kısmı dikkat ediliyor. Mesela buraya bakalım 0 ile 4 arasında. E tamam sorun yok arkadaşlar 0 ile 4 arasında. Burası artı. Burası zaten 0. Bir taraf artı bir taraf sıfır. Hemen al karesini ne etti? 16. E diğer tarafta zaten en küçük sıfır olabilir. O zaman sorun yok. Bakın 16 dahil değil. Sıfır dahil tabii ki de. X kare 0 ile 16 arasında. Yani bir taraf artı bir taraf eksi olunca problem çıkıyor. Bunu da dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen gelin mesela şöyle bir tane soru sormuş. Ha burada şeyi de gösterelim bu arada. Mesela bir taraf artı bir taraf eksi ya. Küpünü alıyoruz. Arkadaşlar küpünü aldığın zaman sorun yok. Mesela sana şu, yeah. şu soruda. Dedi ki x küp neyle ne arasın? Abi onda sorun yok. Küpte çünkü e, negatifte çıkabiliyor ya sonuç. Yani karede mutlaka pozitif oluyor. O zaman hemen geliyorsun. 2'nin küpüne 2'nin küpü 8. Dahiliyet var mı? Var. Eksi 4'ün küpüne. Eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4. Eksi 64 eder arkadaşlar. O zaman eksi 64. Direkt burada dahiliyet var. Direkt yapıştırıp devam ediyoruz. Küpünde müpünde bir sorun yok arkadaşlar. Ama karesinde 4 üzerine yani çift üzerlerinde buna dikkat etmen gerekiyor. Önemli. Mesela şurada bir tane soru var. Hemen bakalım. Diyor ki x kare artı y küp nedir diyor. Hemen bakalım. x kare öncelikle x'in karesi. Bakın bir tarafı eksi bir taraf artı gördünüz mü? O zaman ne yapıyoruz? Öncelikle bu x kare sıfır dahil şöyle. Burada da gelip 6'nın karesi büyük? Eksi 3'ün karesi mi büyük? 6'nın karesi, karesi daha büyük. 36. Dahiliyet var mı? Bak dahiliyet var. 36'nın geldiği taraftan. O zaman bu da dahiliyet var. Şimdi gelip y küpü bulacağız. E, y küp çok kolay. Y küpünü alıyoruz. Al küpünü. Ne oldu? Eksi 8. Dahiliyet var. Y küp. Eksi 4'ün küpü de ne oldu burada? Eksi 64. Direkt bunu bulduk. Bakın bize x kare ile y küpü toplayın diyor. E toplayalım abi. Topla. 36 ile eksi 8 ne etti? 28. Şöyle dahiliyet var. Arada ne oldu? x kare artı y küp oldu. Gördüğünüz üzere. Burada da bunları topladın. Ne oldu? Eksi 64'ü yapıştırdın geçtin. olay bu kadar basit. Küpte sorun yok. Karede sadece dikkat etmen gerekiyor diyelim arkadaşlar. Şimdi burada ee, şöyle iki tane daha sorumuz kalmış. Onlara da bakalım hemen ardından bitireceğiz arkadaşlar. A çarpı B küp küçüktür Sıfır. Hangisi kesinlikle bir de A çarpı C büyüktür Sıfır. Hangisi kesinlikle doğrudur. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Mesela burada mantığa bakalım. Mesela zaten A var, B var, C var tamam mı? Şimdi mesela A artıysa bu ikisinin çarpımı neymiş? A ile B'nin çarpımı negatifmiş. O zaman B küpten negatif gelmesi gerekiyor. E B'nin işareti neyse B küpün işareti de odur. Doğru değil mi arkadaşlar mantıken? Yani? O zaman B ne olacak burada? B eksi olmak zorunda. Çünkü 1 artı 1 eksi olursa küçük olur. Peki A ile C çarpmış pozitif gelmiş. O zaman ne olur arkadaşlar burada? C de artı olur gördüğünüz üzere. Bu durumda bunu bu şekilde yapmış olduk. Şimdi peki A eksi ise A eksi ise o zaman B küpten artı gelmesi gerekiyor. Yani B'nin artı olması gerekiyor. E, A eksi ise C'nin de eksi olması gerekiyor. Peki bunlardan sana arada bazı ilişkiler verecek ve sana diyecek hangisi kesinlikle doğrudur diyecek. Şimdi bakın A'nın pozitif olduğu, B'nin pozitif mi negatif mi olduğu, C'nin pozitif mi negatif mi olduğu hiç belli değil. Ama böyle bu tarz soruları şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu ifadeyle, bu ifadeyle, bu ifadeyi çarpın arkadaşlar ikisini. Ne oldu çarptığın zaman? A kare çarpı B küp çarpı C. Peki bunlardan biri bakın şurası ne negatifmiş. Burası ne pozitifmiş. Negatifle pozitif sayı çarparsan ne olur? Biri negatif biri pozitif. O zaman negatif olur. Küçüktür sıfır. Peki bu durumda arkadaşlar A kare kesin pozitif değil mi zaten? Peki B küp zaten B'nin işaretini getirmez mi? Mesela sana şıklarda şu varsa buna kesinlikle doğru. B çarpı C sıfırdan küçüktür. Bu kesinlikle doğru. Yani gün gelip bazı şeylerde yorum yapmak zorunda kalabilirsin. Yorum yapmak zorunda kaldığın zaman bakın bu tarafla bu tarafı çarp diyorum. 1 artı 1 eksi ne oldu? Eksi oldu. A kare zaten kesin pozitif. E, B küp çarpı C'yi vermiş gördüğünüz üzere burada. E, B küp çarpı C'yi verdiyse e, B küp zaten B'nin işaretini gelir. C de C'nin işaretini gelir. O zaman B çarpı C'nin sıfırdan küçük olduğunu buradan anlıyorum ki burası artı. Buraların toplu çarpımının negatif olması gerekir ki sıfırdan küçük gelsin. Yani sen böyle bir çıkarım yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bir sonraki dersi size göstereceğim arkadaşlar bunu. Son olarak buna bakalım. Bakın arkadaşlar X'i ve Y'yi vermiş. X çarpı Y'nin çözüm kümesi nedir diyor bize. Bakın burada olay şu şekilde gidiyor. Eğer bize çarpımların Bak toplamları, çıkarımları falan onları gördük. Ama birbirleri çarpımlarını hiç görmemiştik şimdiye kadar. Mantık oldukça basit arkadaşlar. Bunların uçlarını birbirle çarpıyorsun. Bak başlıyorum. Öncelikle. Eksi 3 ile çarpıyorum 2. Ne oldu? Şunu da şunu çarptım. Eksi 6. Yazıyorum. Eksi 3 ile 4'ü çarptım. Ne oldu? Eksi 12. 6 ile 2'yi çarptım. Ne oldu? 12. 6 ile, ile 4'ü çarptım. Ne oldu? 24. Şimdi arkadaşlar uçları hep birbirle çarptım ya tüm uçları. Bunlardan en küçüğü alabileceği en küçük değer en büyüğü de alabileceği en büyük değer. O zaman x çarpı y eksi 12 ile 24 arasında. Şimdi burada şeye bakman gerekiyor. Dahiliyet var mı yok mu? Şimdi bakın eksi 12'yi ben nereden elde ettim? Eksi 12'yi eksi 3 ile 4'ü çarparak elde ettim. Şimdi eksi 3 ile 4'ü çarparak elde ettiğime göre bakın bunlara dahiliyet var. Bunlara dahiliyet var. O zaman bu sorun yok. Eksi 12'nin de dahiliyet var. Ama 24'ü nasıl elde ettim? 6 ve 4'ü çarparak elde ettim. 6'da dahiliyet yok. 4'te var. O zaman birinde var birinde yoksa dahiliyet yoktur. Yani böyle çapraz bir şekilde uçları çarpıyoruz. En büyüğü en büyüğü en küçüğü de en küçüğü oluyor. Nelerin çarpımından geldiğine bakıyorsun. İkisinde de dahiliyet varsa o zaman dahil. Birinde var birinde yoksa veya ikisinde de yoksa o zaman dahil değil diyorsun. Bu da çarpmanın hani kısaca bir özeti olmuş oluyor arkadaşlar. Konunun temel kısımlarını size anlattım. Şimdi bundan sonraki dersimizde hem nesil soru çözeceğiz hem bunları tekrar edeceğiz arkadaşlar. Hemen bir sonraki videoda da yani yarın güzel bir soru çözümünü sizleri bekliyor diyebilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.